İzmir'den merhaba. Keyifli bir geziye İzmir'de ne dersiniz? Şirin kenti Burdur'dan sevgi ve selamlarımızla bu hafta da Meltem'le Zirvedekiler bölümü. Meltem'le Zirvedekiler farkı ile evet her hafta bir kentteyiz sevgili seyirciler. Bu hafta Ankara'nın çok özel ilçelerinden birisi. Evet Gözde ilçelerinden Etimesgut'tayız. İlk olarak Etimesgut'a geldik ve çok özel bir programla bu hafta Etimesgut diyeceğiz. Bakalım gelişen vizyonuyla zirvede bir ilçede neler yapılmış, zirve projeleriyle Etimesgut efendim. Evet ekranlarınızdan ayrılmayın. Meltem'le Zirvedekiler bu hafta Ankara'nın günden güne gelişen ilçelerinden Etimesgut'taydı. Sosyal alanlardaki gelişimleriyle son yılların Gözde ilçesi olan Etimesgut'un gelişen vizyonunu araştıran Meltem Dikici, ilçeye yaptığı projeleriyle emeği geçen bir yönetici, Sayın Enver Demirel'i ziyaret ederek ilçedeki gelişmeleri öğrendi. Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Türkiye'yi örnek bir proje olarak karşımıza çıkarken Etimesgut Belediyesi'nin gençlere armağan ettiği halk kütüphanesinde bilgi dolu günler. Az sonra Meltem'le Zirvedekiler'de. Bağlıca'da inşası tamamlanan ve hizmete açtığımız Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, engelli vatandaşlarımızın meslek edinebilecekleri, refakatçisiyle birlikte konaklayabileceği, rehabilite ve sosyalleşebilecekleri kurs eğitimleriyle örnek alınacak bir tesistir diyen Enver Demirel, ülkemizde örnek bir proje olan bu tesisin detaylarını Meltem Dikici ile paylaştı. Sosyal yapısı yükselen, eğitime önem veren projelerle bilinçli gençlerin yetiştiği, spor sahalarının, parkların, yeşil alanların artmasıyla Etimesgut bu hafta zirve ilçemiz. Zirvede projeler, zirvede gelişmeler, Etimesgut'ta yaşam, hepsi ve daha fazlası. Az sonra Meltem Dikici'nin araştırmalarıyla Meltem'le Zirvedekiler'de. Enver Demirel, mütevazı yapısı, 24 saat açık telefonu ve her daim açık makam kapısıyla kendisini hizmete adamış, Etimesgut'un markası olmuş bir isim. Birçok sosyal alanda yaptığı projeler ilçeyi marka haline getirirken, Ankara'nın Gözde ilçesi olma yolunda yapılan çalışmalar alkışa değer. Etimesgut, şimdilerde yeşil alanları, parkları ve bahçeleriyle konuşuluyor. Sosyal projeler zirve yapmış bu ilçede ve haftanın zirve konuğu Enver Demirel'le keyifli sohbetimize geçmeden evvel haftanın zirve konuğunu sizlerle tanıştıralım. Enver Demirel 1961 yılında Ankara'da doğdu. Eğitiminin ardından bir süre serbest muhasebecilik yaptı. Siyasete Milliyetçi Hareket Partisi'nde başladı ve 1995-99 yılları arasında Etimesgut ilçe başkanlığı görevini yerine getirdi. 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde Etimesgut Belediye Başkanı seçildi. 2004 mahalli idareler seçiminde tekrar aday oldu ancak seçilemedi. 2004 yılından itibaren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi ve Ankara İl Başkanlığı kapsamında mahalli idarelerle ilgili çalışmalar yaparak 2006 Temmuz'da ilçe kongresinde yeniden ilçe başkanlığı görevine getirildi. 29 Mart 2009 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde belediye başkanı oldu. 30 Mart 2014 seçimlerinde de tekrar belediye başkanı seçilmeye hak kazandı. Enver Demirel evli ve 3 çocuk sahibidir. Şimdi haftanın zirve konuğuna mikrofonumuzu uzatıyor, sizleri hizmet dolu bir sohbetle baş başa bırakıyoruz.
Biz öncelikle bir Etimesgut'u genel yapısıyla bir tanıyalım. Etimesgut denince aklımıza neler geliyor? Bu güzel ilçenin marka değerleri neler? Bir ondan başlayalım, ondan sonra projeler diyeceğiz. Tabii. Öncelikle hoş geldiniz. Tamam. Tabii Etimesgut deyince bir kere mesut insanların yaşadığı şehir anlamında söylemek gerekir. Tabii Etimesgut bizzat Büyük Önder Atatürk'ün örnek nahiye olarak 1928 yılında vermiş olduğu talimatlarla kurulan bir yerleşim birimi. Burası örnek şehir olarak o dönemde kurulmuş ve 1957 yılına kadar nahiye olarak devam etmiş. Daha sonra yeni mahalleye bir mahalle olarak bağlanmış. Daha sonra 1990 yılında 20 Mayıs tarihinde ilçelik statümüzü aldık ve 20 Mayıs 1990 yılından bugüne yani 29 yıllık bir ilçeyiz. İlçe olduğumuzda nüfusumuz yaklaşık 40 binlerde falan idi. Şimdi 575 bin civarında nüfusumuz var resmi rakamlarda. Tabii Etimesgut'umuz ciddi göç alan bir yer. Etimesgut'umuz bugün 30 bin hektar mücavir alanı 36 mahallesiyle Ankara'mızın güney-batı koridorun gelişim aksını da yer alan güzel bir coğrafik yapı üzerinde kurulu önemli bir şehir. Ankara'mızın 5. büyük metropolü durumunda. Göreve geldiğimde büyük bir köy vardı. Yani düşünün büyük bir köydü. Yani ilçeydik ama büyük bir köydük. Bugün Ankara'mızın değil sadece ülkemizin en çağdaş kentlerinden birisi de Etimesgut. Eryaman'ıyla, Elvan kentiyle, Bağlıcası'yla ve diğer mahallelerimizde gelişmeye yönelik yüzü her an görülür. İnsanlarımız şehirde yaşamanın keyfini alır. Bizim her mahallemizde yaşam merkezleri vardır. Bizim yaşam merkezlerimizde yüzme havuzlarından tutun, spor salonlarından tutun, güzellik merkezlerinden tutun, oyun salonlarından tutun. Hepsi vardır içerisinde. İnsanlar orada günün belirli bir saatlerini, haftanın belirli saatlerini, günlerini kendilerine ayırırlar. Üyelik sistemidir. Ve oralarda gerçekten çok güzel bir zamanını değerlendirme imkanını bulurlar. Spor merkezlerimiz vardır. Emeklilerimiz için emekli konaklarımız vardır. Hanımlar için hanımlar konakları vardır. Yani toplumun her kesimine yönelik birçok yatırım gerçekleştirmişizdir. Etimesgut tesis yönünden çok zengindir. Yani onlarca tesis yapmışızdır, kültür merkezleri yapmışızdır, kent konseyi inşaatı yapmıştır. Mesela bizim kent konseyimiz Türkiye'de büyükşehir belediyelerini de kastederek ifade ediyorum, tektir. Her yerde belediye, kent konseyi vardır ama bizdeki fiziki binasıyla ve işleviyle çok yoğun bir çalışma olan kent konseyidir. Demek istediğim şu, kent meydanıyla, parklarıyla, yeşil alanlarıyla, ormanlarıyla, sokak hayvanlarının barınağıyla gibi her alanda ama her alanda yapılan hizmetlerle Etimesgut gerçekten yaşanabilir bir şehir haline dönüşmüştür. Türkiye'ye örnek
örnek bir rehabilitasyon merkezi kurmuşsunuz. Bunu tabii ki biz yerinde de inceledik. Size de güzel bir artık bir VTR hazırladık. Sürpriz olsun dedik size. Bir izleyelim mi neler var? Sonra da burayla ilgili gerekli açıklamaları sizden alalım. Evet, Türkiye'nin örnek projelerinden birisi Etimesgut'tan efendim. Evet, Engelsizler Yaşam Merkezi ile ilgili değil mi? Çok özel bir VTR ile sizlerle birlikteyiz. Bakalım Sayın Başkanımız neler yapmışlar burada? Birazdan tekrar sizlerle birlikte olacağız. Enver Demirel'le yaptığımız röportajımıza kısa bir ara veriyor. Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni sizler için geziyoruz. Türkiye'de eşi benzeri bulunmayan örnek projenin detaylarını Sayın Enver Demirel'den öğrenmeden önce sözü Meltem Dikici'ye bırakıyoruz. Evet, Ankara'nın bu güzel ilçesi günden güne değişiyor, gelişiyor. Bunları sizlere yansıtmaya çalışırken bu yıl özellikle çok önemli bir projeden bahsedeceğiz sizlere. Neyden bahsediyoruz efendim? Şimdi neredeyiz? Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam Merkezi. Evet, buranın tabii ki işlevini de sizlere anlatmadan gidemezdik. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Müdürümüzle birlikte bu tesisi biraz gezelim istiyoruz. Rehabilitasyon merkezinde neler varmış? Bu kursiyerlerimiz var burada değil mi? Evet. Onlar nelerden faydalanıyorlar? Bunlardan bahsedeceğiz. Evet, mesela ben şu atölyeyi merak ettim. Resim dersi de diyor. İçeriye girelim bakalım karşımıza neler çıkacak. Buyurun. Resim dersliği bölümündeyiz. Gördüğünüz gibi harika üretilen artık güzel resimlerle karşılaştık biz. Biraz anlatalım mı? Neler yapıyorlar bu kursiyerler? Yaklaşık 2,5 ay içerisindeki üretmiş olduğumuz ürünler. Evet. Dediğim gibi tamamen engelli bireylerimizin kendi çalışmaları bunlar. Hiçbir şekilde hocalarımızın yaptığı çalışmalar değil. Çok özgür hissediyorlar kendini burada. Bu renklerle, şeylerle çok mutlu hissediyorlar. Şurada özellikle ben tablolar görüyorum. Bunlar hep engelsiz olan kursiyerlerin yapmış olduğu özel tasarımlar sevgili seyirciler. Abdullah Emin Aydın diye bir öğrencimiz yapmış bunu. Ne kadar güzel. Yani demezsiniz ki bir engelli yapmış, engellinin elinden çıkmış bu. Gerçekten çok güzel şeyler var. Tabii diğer birimler de var, biz oraları da gezeceğiz ama şimdi nereye gidelim? Şimdi halı kilim atölyesine gidelim. Evet, bir bakalım halıcılıkta neler varmış. Evet, buyurun efendim. Rehabilitasyon merkezinde yok yok efendim. Burada kursiyerler gerçekten çok başarılı çalışmalar yapmışlar. Yapıyorlar daha doğrusu. Evet, bu da mesela güzel güzel. Da heybeler bir, mi oluyor? Evet, engelli bireylerimizden bir tanesinin ürettiği ürünler. Burada şöyle hikayelerimiz de oluşuyor bizim. Mesela geçenlerde dediğim bir ay falan oluyor. Bir engelli bireyimiz hiç konuşmayan, daha önce hiç konuşma yeteneğine sahip olmayan bir engelli bireyimiz. Burada halı dokurken başladı konuşmaya. Anne, baba ne kadar güzel diye ufak ufak kelimeler kurmaya başladı. O gün o sırada babası da buradaydı. Çok mutlu oldu tabii ki. Biz buna özgüven diyoruz. Burada çocuklar özgüvenine sahip oluyorlar. Belki de yıllardır ailelerin başaramadığı şeyleri burada bir nokta koyuluyor sevgili seyirciler. Bu çok önemli bir detay. Allah herkese sağlık, sıhhat nasip eylesin. Burada ay yıldızımızı, bayrağımızı da güzel simgelemişler. Daha ne olsun efendim? Bunlar da farklı öğrencilerimizin farklı çalışmaları. Onlar da devam ediyorlar. Evet, kursiyerler haftanın belirli günlerinde geliyor sevgili seyirciler buraya. Tatil günleri var tabii ki, onların da herkes gibi. Onlar da belli zaman dilimleri içerisinde gelip burada güzelce ürünleri yapıyorlar. Ve her şeyde katkıda bulunuyorlar, kendilerini de geliştiriyorlar. Ne kadar güzel. İleride hatta bu yapmış oldukları ürünleri bizim 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası'nda bir kermes düzenleyeceğiz, kermes planlayacağız. Ve bunları engelli bireylerimiz burada satabilecekler ve tamamen ücretlerini kendileri almak şartıyla. Ekonomiye de katkı sağlanmış evet. Oluyor böylece. Merkezimizin şimdi de bilim atölyesindeyiz efendim. Burada neler neler yapılıyor.
mucitler mi dersiniz, mucizeler mi dersiniz? Neler yapmışlar efendim buraya gerçekten. Ben görünce şaşırdım bunları. Bu atölye Türkiye'de ilk defa uygulanan bir atölye. Daha çok üstün zekalı bireylerimize yönelik yapılan bir atölye. Geri dönüşüm malzemeleri çeşitli oyuncaklar ürettik burada. Mesela şu elinizdeki şu an bir süpürge makinesi. Okay. Süpürge makinesini gördünüz mü? Çalıştırdık işte. Alın bakalım. Bunu yapan rehabilitasyon merkezindeki engelliler sevgili seyirciler. Tamamen geri dönüşüm malzemeleriyle, çeşitli şeyler, parçalarla ürettiğimiz şeyler. Bunlar zekayı geliştiriyor. Bizlerin de yapması lazım aslında. Hepimizin. Hepimizin yapması gerekiyor ama tabii ki şöyle bakın. Harika bir oluşum yapmışlar. Tamamıyla artık doğaya belki de bizim attığımız malzemelerin geri dönüşümünü bu şekilde faydalandırmışlar. Bu tamamen robotik kodlamayla yapılan bir ürün. Sensörlü bir araç. Araç bir engel gördüğü zaman çarpmadan hemen yönünü değiştiriyor. O şekilde kodlamış. Bu kodlamaları, planlamaları hepsi engelli bir ilaçla. Pes diyorum. Pes diyorum. Maşallah. Harika diyorum. Alkışlıyorum bu engellilerimizi. Bir yıl sonunda sertifika alıyorlar mı? Sertifika alıyorlar. Başkent Üniversitesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve belediyemizin ortak bir imzalamış olduğu bir protokol neticesinde buradaki kurslarda belli modülleri bitiren ve ders saatini bitiren ve başarılı olan bütün engelli bireyler tüm Türkiye'de geçerli olan bir belgeye sahip oldular. Bu belgeyle memur olabiliyorlar, özel sektörde iş bulabiliyorlar. Hatta bir diğer iş alanımızdan bir tanesi de TAİ, Aselsan ve Roketsan'la bir üretim bandını burada oluşturabilmek. Buradaki oluşturmuş olduğumuz bu üretim bandında başarılı olan engelleri oralarda istihdam edebilmek. Çok güzel. Evet, bizler de bu başarının devamını diliyoruz ve bu örnek projesinden dolayı da Etimesgut Belediyesi'ni kutluyoruz efendim. Evet, daha nice nice bu güzel tesislerin örnek olması dileği de bizden efendim. Evet, yayınımız devam ediyor. Ekranlarınızdan ayrılmayın, zirvedeyiz efendim. Şimdi bu proje hakkında detayları öğrenelim diyor ve sözü bu merkezin mimarı, proje babası Enver Demirel'e bırakıyoruz. Bakın bu engelsiz yaşam merkezi yeriyle birlikte, yerinin ekonomik değeriyle birlikte üzerindeki binası ve içine yaptığımız harcamalarımız da yaklaşık 50 milyonluk bir değeri olan bugünkü rakamlarla bir önemli bir tesis. Ve Ankara'da değil sadece, Türkiye'de örnek ve benzerin de olduğunu zannetmiyorum. Güzel bir tesis. Bu tesis engelli vatandaşlarımız ve aileleri için yaşamlarını kolaylaştırmak, onların yaşamlarına katkı sağlamak, onların yaşam kalitelerini yükseltmek, onları evden çıkartmak, onlara hayatlarının bundan sonraki bölümünde daha kolay bir yaşamı nasıl sağlayacak bilgileri öğretmek gibi birçok alanda, rehabilitasyonundan tutun, eğitiminden tutun, konaklamasından tutun. Bakın orada konaklama var. Şimdi bir engelli düşünün. Bir engellini, bir de bakan yakınını düşünün. Şimdi o engelli yakını, o engelliyle yaklaşık ömrünü ne kadarsa hepsini onunla geçirmek durumundadır. Bu bir hafta değildir, bir ay değildir, bir yıl değildir. Bu bir ömürdür. Ve dolayısıyla engelliden ziyade engelli yakını da bir sosyal hayatı bitiyor. Şimdi onun için enerjisi de bitiyor. Her şey bitiyor. Onun için düğün yok, dernek yok, gezi yok, ziyaret yok, hiçbir şey yok. Düşünsene. Şimdi onun için şimdi bana getirecekler. Oraya koyacaklar oraya. Diyecekler ki başkanım, o evden iyi bakıyorum ben oraya. 5 yıldızlı otel kalitesindedir orası. Uzman arkadaşlar, görevliler. Ücretsiz. Oraya bir hafta 10 gün alacağım ben. Ona da diyeceğim git. Köyüne mi gideceksin? Kentine mi gideceksin? Şehrine mi gideceksin? Düğüne mi gideceksin? Derneğine mi gideceksin? Tatiline mi gideceksin? Veya evinde mi oturacaksın?
Git 10 gün bende. Bir hafta bende. Sen enerjini depola. Sen enerjini yenile. Git bir kendine zaman ayır diyeceğiz. İşte o konaklama onu yapacak. Diğer tarafta eğitimi var. Rehabilitasyonu var. Meslek edindirme kursları var. Sergileme kursları var. Kütüphanesi var. Toplantı, tiyatro salonları var. Demek istediğim orada engelli ve ailelerine yönelik çok önemli bir merkezi Etemüs'te kazandırdık. Bu çok önem verdiğim bir projeydi. Bu arada kütüphaneyle ilgili de çok güzel bir gelişim yapmışsınız, atak yapmışsınız. Gerçekten çok tebrik ediyorum. Harika bir yer. Gittim, gezdim, gördüm. Şimdi sevgili seyircilerimize tabii birazcık da oradaki gençlerle yaptığım röportajımı da sunmak istiyorum. Size de yine sürpriz yapmış olduk böylelikle. Bakalım neler söyleyecekler, sonra tekrardan sizinle sohbetimize devam edeceğiz. Evet, Halk Kütüphanesi'ne gidiyoruz sevgili seyirciler. Etimesgut'ta çok güzel Türkiye'ye örnek bir halk kütüphanesi kurulmuş. Bakalım gençler bize neler söyleyecek. Etimesgut'ta bir diğer sosyal projede Etimesgut Belediyesi'nin oluşturduğu Halk Kütüphanesi. Şimdi sohbetimize kısa bir ara verelim. Halk Kütüphanesi'nde gençlere mikrofon uzatalım. Gençler merhabalar. Evet sevgili seyirciler, Meltem'le Zirvedekiler Farkı ile evet neredeyiz dedik? Etimesgut'ta. Etimesgut'ta çok güzel projeler hayata geçiyor. Sosyal projelerle gelişen bu ilçede evet bir şey daha gözümüze ilişti ve geldik. Neredeyiz efendim şimdi? Evet, Halk Kütüphanesi'ndeyiz. Gençlerimiz burada çok güzel derslerine çalışıyorlar. Bizler de bunlara şahit oluyoruz. Ve sizi tanıyalım mı? Ben Aleyna. Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Burayı değerlendiriyoruz. Bizim için çok güzel oldu yani. Önceden ne yapıyordunuz? Önceden evimizde çalışmaya çalışıyorduk. Şu an burası gerçekten hem imkan olarak hem de rahatlık olarak çok işimize yaradı. Gerçekten çok konforlu bir şekilde ders çalışabiliyoruz. Memnunuz diyorsunuz. Çok Hadi bakalım dersler de memnun olsun. Evet, merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyalım. Ben Galip. Ben de üniversiteye hazırlanıyorum bu sene, ikinci sene. Nereye istiyoruz? Mühendislik istiyorum Ankara'da. Hadi bakalım. İnşallah. İnşallah. Nasıl oldu buranın açılması? İyi mi geldi? Açılmadan size? Önce açıkçası evde öğlene kadar anca çalışabiliyordum. Yani günümün çoğu burada geçiyor artık. Birkaç gün oldu buradayız. Bayağı memnunuz yani, dışarıdan da tepkiler bayağı iyi oluyor. Hadi bakalım. Başarılar diliyoruz sizlere de. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bize böyle bir imkan sağladığı için gayet verimli geçiyor. Çok güzel. Derslerimiz. Başarılarınız olsun inşallah. Hangi günler geliyorsun buraya? Haftanın 7 günü buradayım ben. Sabah 9'da geliyorum, akşam 9'da çıkıyorum. Buranın açılması sana nasıl bir fayda sağladı? Yani önceki eski kütüphanede hani hiç nasıl diyeyim, çok ses oluyordu ya da böyle çok sıcak oluyordu falan. Burası hem rahat hem sessiz. Yani hiç olmazsa bir ses gürültü yok. Öyle yani. Dershanede çok kalabalık olduğu için artık buraya geliyorum. Burası bayağı büyük. Yer sıkıntısı hiçbir şekilde, yani hiçbir sıkıntı olmuyor. Teşekkür ederiz. Her gün geliyoruz. Hafta sonları çoğu zaman hep buradayım. Saat 10'a kadar zaten açık. Hafta sonları dershaneden sonra da gelmeye çalışacağım artık. Çalışıyoruz diyorsun. Evet. Hadi bakalım. Merhabalar, Onur ben. Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Burada grup içinde arkadaşlarımızdan yardım alarak çözemediğimiz soruları beraber tartışıp çözerek burada bir paylaşım yapıyoruz. Gençlere desteğinden dolayı da Sayın Enver Demirel'e teşekkür ederiz. Şunu söylemek istiyorum öncelikle. Hayatım belli bir düzene girdi buranın açılmasıyla. Diğer kütüphanede çok aşırı şekilde yer sıkıntımız oluyordu. Hatta yer bulamıyorduk. O şekilde geri eve dönüyorduk. Şu an her şey çok güzel ilerliyor ve tekrardan teşekkür ediyorum. Bu sene burada çalışmaya çalışıyorum. Günüm burada çok verimli geçiyor. Daha önce nerelerdeydiniz? Ne yapıyordunuz? Daha önce eski kütüphane vardı. Eski kütüphanede daha doğrusu yer bulamıyorduk, yer sıkıntısı çekiyorduk. Burada istediğimiz kitabı bulabiliyor musunuz? Burada istediğimiz kitabı bulabiliyoruz. Ayrıca çalıştığımız saatler çok verimli geçebiliyor. Gençlere desteklerinden dolayı Sayın Enver Demir'e de çok teşekkür ediyorum.
gelişmeleriyle, çalışmalarıyla, bereketiyle, verimliliğiyle. Bu hafta neredeyiz? Etimus'tayız. Gençlerin görüşü böyle. Sayın Demirel, peki siz neler söyleyeceksiniz gençlere kazandırdığınız Halk Kütüphanesi hakkında? Gençler çok arzu etti, ben de çok arzu ettim. Çok güzel bir kütüphane gerçekleştirdik. İnşallah kitaplarını da siparişini verdim, koyacağız. Dolayısıyla orada gençlerimiz, üniversiteye hazırlanan, iş hayatına hazırlanan, lisede okuyan gibi çalışma ortamına ihtiyacı olan, kütüphaneye ihtiyacı olan bütün gençlere çok uygun bir mekan oluşturduk orada. Bu sadece bizim ilk kütüphanemiz değil. Eryaman'ımız, Eryaman bölgemizde de iki noktada kütüphanelerimiz var bizim. Mesela biz bir Atatürk evi yaptık. Atatürk ev, müzesi ve okuma evi. Atatürk'ün anne ve babasına ait Selanik'teki ev bir benzerini büyüttük böyle. Bir müze şeklinde gerçekleştirdi. Orada bir okuma salonu kurduk. Bu kadar büyük değil ama sonuçta orada da gençler aynı hizmet alıyorlar. Mesela bir hanımlar konağı kurduk biz. Hanımefendiler sadece kullanırlar. Halide Edip adı varın, hanımefendinin adını verdik. Tamam mı? Orada hanımefendiler günlerini yaparlar. Hanımefendiler orada bazı özel günlerini kutlarlar. Doğum günlerini, evlilik yıl dönümleri, çocuklarının doğum günlerini, mevlüt okuturlar gibi. Hem hanımefendilere, hem beyefendilere, hem gençlerimize, hem yaşlarımıza, emekli konuklarımız vardır bizim. Şu anda 5 noktada bunları devam ettireceğiz. Şimdi mesela bizim huzur evimiz var. Çok güzel. Türkiye'nin en güzel huzur evlerinden birini yaptık, inşa ettik. Şimdi Etimesgut'un kültür değerleri var. Onlardan söz etmek isterim özellikle. Mesela Etimesgut'un ilk ismi Ahi Mesut'tur. Ahilik vardır burada. Tabii Ahi Mesut'tur, ahiliktir. Şimdi Etimesgut'ta Ahi Mesut'un çiftliği kamulaştırılarak örnek nahiye yapılmıştır Atatürk tarafından. Tabii. Ahi Mesut'un türbesi vardır burada. Türbesi vardır, yaptım daha doğrusu. Türbesini, çok güzel bir türbesiyle mescidini yaptım. Bağırıca'dadır. Ahi Elvan vardır. Camisini ve türbesini inşa ettik. Ve Emir Yaman vardır. Emir Yaman o döneminde büyük bir komutan. Onun da türbesini ve camisini yaptık. Şehrimizde gerçekten bugün gelinen noktada tercih edilen, teveccüh edilen, herkesin buradan bir konut alma, burada yerleşme arzusunu gördükçe ben de mutlu oluyorum. Çünkü buna bir nebze de olsa katkımın olması, bir nebze de olsa bunda etkimiz olması, çalışmamızın sonuç vermesi elbette ki bizi mutlu ediyor. Bu yaptığımız projeler var ya, benim seçim beyannamelerimde ne çoğu yoktur öyle bir şey. İşte seçim beyannameleri yaparlar, biz de yaptık, yapıyoruz mecbur. Yani bunlar şeydir yani, ama bakın birçok projeyi biz hayata geçirirken işte ya bizim seçim beyannamemizde şu vardır. Abi seçim beyannamemi korumuyor mu? Bunda bakın ne vaat etmişiz? Şunları, bunları yapmışız hepsi. Onlar şey. Zaten yapılmayacak bir şey koyamazsınız oraya. Yani hayalci hiçbir zaman olmadım ben. Ayağımı hiçbir zaman yerden kesmedim. Gerçekçi oldum. Çünkü ayağınızı yerden keserseniz havalanırsınız. Birisi bir iğne batırıp patlak düşürürsünüz. Kafanız gözünüz kırılır. Vay bana ne oldu dersiniz. Vay sana ne oldu demeden önce, vay bana ne oldu demeden önce gerçekleri kabul edeceksiniz.
ve insanlara doğruları söyleyeceksiniz. İşte o kent konseyi buna yapıyor. Orada çalışma grupları var, sivil toplum kuruluşları var. Orada mahalle çalışma grupları var. Dolayısıyla Temeskut'un hangi noktasında ne sıkıntımız varsa anında haberiniz olur, müdahale ederiz. Mesela bizim bir Etisen projemiz vardır. Çok önemlidir Etisen. Temeskut Belediyesi sürekli eğitim ve uygulama merkezidir. Temeskut Belediyesi sürekli eğitim ve uygulama merkezi şu anda yaklaşık 15 veya 16 noktada hizmet veriyor. Birinci dönem 5000 civarında kursiyerim vardı. Şimdi ikinci dönem 3800 öğrenci daha dahil oldu. Yaklaşık 8000 küsür öğrencim var şu anda benim. Ve bunu 2013 yılında kurdum bu Etisen'i. Mezun ettiğim öğrenci sayısı 40.000'in üzerine çıktı. Ve burada biz meslek öğretiyoruz. Burada dil öğretiyoruz. Burada biz insanlarımızın zamanlarını evlerde ziyade bu mekanlarda geçirmesine sağlıyoruz ve Milli Eğitim Bakanlığı'yla beraber yürüttüğümüz bu projede aynı Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatını uyguluyoruz ve Milli Eğitim Bakanlığı MEPO'na aynı sertifikalar veriyoruz bunlara. Demek istediğim şu, mesela bizim bir kültür festivalimiz vardı. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivalimiz. Şimdi Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali'nde bu yıl 2019, 2018'deki festivalde 1 milyonun üzerinde bir seyirci ziyaret etti. Bunun için özel meydan yaptım ben, Türk Beyleri Kent Meydanı. Çok güzel. Şeyde tabi orada mesela Türkiye'de meydanlar var. Birçok güzel meydanlarımız var ülkemizin her köşesinde. Ama bizim meydanımız da ayrı bir güzeldir. Yani çok güzel bir meydanımız vardır. Evet, mesela Selçuklu mimarisiyle inşa ettik. Çok güzel bir meydanımız vardır. Birkaç tane meydan yaptık biz. Dolayısıyla burada her yıl bizim Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali'nde 350 milyonluk Türk coğrafyasında yaşayan halkımızın kültürünü, sanatını, folklorunu, türküsünü, şarkısını, yemek kültürünü, giyinme kültürünü, konuşmasını, dilini, örfünü, adetini, geleneğini hepsini orada 10 gün boyunca yaşar, anlatır, tanıtır, dertleşir, derdini anlatır, paylaşır. Şimdi sanatçılar gelir, yurt dışından, yurt içinden, orada bir toy olur, toy. Türk'ün toyu. Türk'ün toyu olur orada. Ve dolayısıyla bizi biz eden değerlerin etrafında buluşuruz. Bizi biz eden değerlerin etrafında kaynaşırız. Bizi biz eden değerlerin etrafında buluşur, kaynaşınca kimse bize zarar veremez. Biz örfümüzden, adetimizden, geleneğimizden, kültürümüzden, sanatımızdan koparsak olmaz. Kopmamak için sadece konuşmak olmuyor. Bir şeyler yapmak gerekiyor. Dolayısıyla işte biz Türk milliyetçileri hep bundan yana olurduk. Ve her zaman yıllarca söyleriz. Sadece söylemekten kalmıyoruz. Gereğinde yapıyoruz. Mesela Türk halk müziğine çok değer verir. Türk sanat müziğine çok değer verir. Türk tasavvuf müzikisine çok değer verir. Bunun için okullar kurduk. Benim şu anda Etimesgut'ta yaklaşık 20'ye yakın korom vardır. Sporda çok ciddi şeyler yapıyoruz. Mesela bizim futbol takımımız bugün ikinci ligdeyiz biz. Bu sene inşallah birinci lige çıkacağız. PTT birinci lige. Biz judoda Avrupa'da çok güzel şeyler yapıyoruz. Biz teniste çok güzel şeyler yapıyoruz, yüzmede çok güzel şeyler yapıyoruz, basketbolda çok güzel şeyler yapıyoruz. Yani biz her alanda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.
Ülkemiz çok güzel. Ülkemizi gerçekten seviyoruz. Ankara'mız da çok güzel. Ülkemizin başkenti. Her köşesi güzel. İnsanımız zaten güzel. Gönlü, yüreği bol, sevdalı. Şimdi ülke güzel, insanı güzel. O zaman kavga niye? Kavga var bazı yerlerde. Kavga işte bazı çok ufak tefek de olsa ayrıştığımız noktalar var. Bunları büyütüyoruz. Bunları kavga sebebiyoruz. Ya bir de bizi bizeden daha büyük değerlerimiz var. Biraz önce söyledim. Lütfen bunların etrafında buluşalım. Lütfen bunların etrafında kaynaşalım. Ve ülkemizi çok daha ileri yerlere taşıyalım. Birbirimizi sevelim. Arzum budur. Birbirimizi sayalım. Arzum budur. Bir büyüğümüz öyle buyuruyor. Diyor ki, sevmekte serbestlik vardır. Saygıda mecburiyet vardır. Keşke hem birbirimizi saysak hem de sevsek. İkisi çok daha güzel olur. Ama sevemiyorsak olur ya. Sevmek de Allah'ın emri bir kere. Yani insan yaratılışının özünde sevgi vardır. İslamiyet sevgi dinidir. Şimdi olur ya insan bazen diyor ki ya sevemiyorum. Tamam o zaman saygı duyacaksın. Şimdi saygıda mecburiyet, sevgide serbestlik vardır. Birbirimizi severek, birbirimizi sayarak bu güzel insanlarımıza ve ülkemize sahip çıkalım. Ve herkes de görevini iyi yapmalıdır. Herkes her işi yapamaz. Yani şimdi bakıyorsunuz, herkes her işi yapıyorum diyor. Yok ya, herkes her işi yapamaz. Sen işini yap. Neyse, yine yapıyorsan onu yap. Ben bu vazifemi yap. Bunu iyi yapmalıyım. Şimdi burayı, zamanı boşa geçirmemeliyim. Kaynakları boşa harcamamalıyım. İnsanlarımızın hakkı, hukukunu korumalıyım. Dolayısıyla herkes, ben dahil hepimiz, yöneticilerimiz başta olmak üzere, herkes eğer ki bu yönüyle hassasiyet gösterirse ülkemiz çok daha güzel olur diye umut ediyorum. Bu vesileyle önümüzde seçimlerimiz var. 31 Mart yerel seçimlerimiz. Seçimlerimizin hepimize hayırlara vesile olmasını Mevla'dan niyaz ediyoruz. Sizlere de teşekkürler ediyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, Meltem'le Zirvedekiler farkıyla bu hafta Etimesgut'tan seslendik sizlere. Gördüğünüz gibi Etimesgut gerçekten Ankara'nın gelişen ilçelerinden birisi olma yolunda demeyeceğim. Artık gelişmiş, almış başını gidiyor efendim. Zirve olmaya da devam ediyor. Evet yayınımız devam ediyor. Ekranlarınızdan ayrılmayın. Etimesgut ilçesinin gözde mahallesi Ahimesut'a gidiyoruz şimdi de. Yeşil alanları modern siteleriyle göz dolduran, geleceğin mahallesi Ahimesut'ta yıllardır muhtarlık yapan Aynur Çanakçı'ya konuk oluyoruz. Mahallesinin güzelliğini yemyeşil bir parkta bizlere değerlendiriyor Aynur Çanakçı. Ve çalışmalarını öğreniyoruz. Zirvede bir mahallenin, zirvede bir muhtarın, Bayan Azmi'nin öyküsünü şimdi sizlerle paylaşıyoruz. Öncelikle bir mahallenizi tanıyalım. Gelişen vizyonuyla dikkat çekiyor dedim ama biraz sizden öğrenelim. Ben bu mahalleye 10 yıl önce geldim. Zaten 2-3 mahallenin birleşimiyle oluşan bir mahalle. Ahimesut. İlk muhtar olduğumda 1750 seçmen vardı burada. Tabii yeni gelişme açık 2-3 tane site vardı. Şimdi ikinci seçimlerimizde 10 bine yakın seçmen var ama şimdi 21.350 seçmenimiz var Ahimesut'ta ve Ahimesut Etimesgut'un en gözde, en kaliteli, en yeşil alanlı ve en park alanı olan bir mahallemiz. Ne de burayı cazip kılar? Yani benim hiçbir şey söylemeye gerek yok. Bakıyorsunuz yeşil alanları çok, park alanı çok Ahimesut'ta. Sağ olsun Etimesgut Belediye'miz her 2-3 binanın arası park. Her 2-3 binanın arası ağaçlandırma bölgesi. Mahallemde dediğim gibi en hızlı gelişen, en hızlı göç alan mahallelerden biri. Tekrar muhtar olursanız
tekrar bir seçim dönemi geçecek. Neler evet. yapacaksınız ya da kafanızda neler var? Yani tabii ki bizim dediğim gibi mahallemiz her türlü hizmete açık. Ve Etemezkut'un en gözde mahallesi. Neler yapacağız? Burada şu an okullarımız inşaat halinde. Bir sağlık ocağımız onaydan geçti. 8-10 doktorluk bir sağlık ocağımız onaydan geçti. Sağlık ocağımız gelecek. İlkokulumuz, ortaokulumuz inşaat halinde. Onlar yapılacak. Dediğim gibi mahallemiz daha bir kaliteli, daha bir güzel görünümlü olacak. Sosyal çalışmalar tabii ki devam ediyor. Biz kent konseyi içerisindeyim. Benim muhtarlığım Etemezkut Belediyesi Kent Konseyi 2. katta. Orada o kadar çok güzel eğitimler veriliyor ki bu mahalledeki insanların çoğu orada eğitim alıyor. Üniversite öğrencileri orada eğitim alıyor. Ben 50 yaşındayım, orada eğitim alıyorum. Her türlü eğitim alıyorum. Kişisel gelişim, engelli birey bakımı, hasta bakımı, her türlü orada program var. Son olarak ne diyelim? Son olarak ben iyi ki muhtar olmuşum. İyi ki bu kadar insanlara ulaşmışım. Ve iyi ki işimi çok severek yapıyorum. Hep iyi kilerim. Muhtarlık benim hep iyi kilerim. Yoksa o kadar engelliye, o kadar mağdura, o kadar fakire ulaşamayabilirdim.